Değerli izleyenler, şu anda yanımda Bandırmaspor eski futbolcularından ve Bandırma futboluna ve Türk futboluna büyük emek vermiş değerli bir eski sporcu var. Sayın Nazmi Yılmaz bizle birlikte. Nazmi abi nasılsınız? Siz iyisiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Abi kısa bir özgeçmiş önce rica ediyorum sizden. 1964-65 sezonunda Bandırma İtalya'da futbola başladım. Sonra? O senenin sonunda genç milli takıma seçildim. Ankara TTT'ye transfer oldum. Evet. Orada kaç yıl kaldınız? 2 sene Ankara'da TTT'de kaldım. Evet. Sonra memleketimi olan Bandırma'ya geriye geldim. 3 sene Bandırma Spor'a hizmet verdim. Evet. Şimdi forvet oynuyordunuz. Sağ çıktı genellikle. Genellikle. Evet. Peki ailenizde futbolcu var mıydı babanız? Yok hayır. Futbolu nasıl seçtiniz? Herkes gibi ben de mahalleden ya. Mahalleden. İşte Arsa'da top oynarken süratliydim. Top hakimiyetim vardı İstanbul'da biliyorsunuz. Yastık toplar vardı yani. Evet. Onlarla falan. Doğum tarihi kaç abi? 1947. 47, Bandırma. Tabii o yıllarda mahalle aralığında dediniz. Mahalle aralığında. Mahalle aralığında çok sık maçlar olmuş değil mi? Evet, tabii. Hangi mahalleler var? Gözözüne, Şevit'in. Pazazında, evet. Eski tabiriyle. Geçen gün, dün Evrens'le birlikte olduk, konuştuk. Dedi, Bentbaşı, Paşabayır maçları müthiş olur dedi. Her maçta kavga çıkar dedi. Nasıl oldu o mahalle maçları? Ben daha eskisini tabii biliyorum. Biz bir bent başına şeye gidiyorduk yukarıya, noktaya değildi orası. Evet. Orada bir saha vardı, orada oynuyorduk. Yine dediğim gibi işte yani. Evet. Bayram maçları yapıyorduk. Evet. Ve Yaman Ege'nin orada 2 tane saha vardı. Orada yine gazozuna, simidine maçları oynanıyorduk. Ondan sonra tabakhane dediğimiz, bahsettiğimiz o yerin karşısında. 2 saha da orada vardı. Orada da oynuyorduk. Ondan sonra zaten benim fazla uzun sürmedi şey. 16-17 yaşında takıma girdim, idman yurduna girdim. Orada Allah rahmet eylesin Alaaddin abi. Yardımcı oldu çok. Bir de uyumlu. Alaaddin saygın. Saygın. Bir de uyumlu abi vardı idman yurdunda. Onların vasıtasıyla idman yurdunda insan çıkarttım. Oradan devam ettim bir de. Ama yokluk yılları değil mi futbol açısından? Yani imkanlar çok az. İmkanlar çok az ama vardık yılları. Evet. Yani o zaman çok daha iyi topçular yetişiyordu Bandırma. Neden abi? Şimdi işte bu sağlar bağlar. Çok önemliydi yani. Bir de o lastik topla topa gibiydi daha. Evet. Şimdi her türlü hizmet var ama topçu yetişmiyor Bandırma. Yani sem sağlar çok önemliydi. Değil mi canım? Tabii canım. Mesela ben Ahmet abiyi biliyorum. Onun gibi Bandırma'ya futbolcu gelmedi kasıp hocam eski. Bacak abi. Daha eskiler şeyler var yani o devrinin insanı. Alaaddin abi, ona keza. Bizden abi. Sonra biraz daha şey oldu. Öyle şimdi ne diyeceğim? Yetişmemeye başladı. Hadi o yıllarda futbol bilimsel olarak da oynamıyordu değil mi? Oynamıyordu. Yani... Bir tek Bandırma Spor'a Erdoğan. Erdoğan Tokoğlu. Hakikaten bu işe bilen bir insandı. Bugünkü modern futbolun aynısını 1967 senesinde, 68 senesinde, 69'da ben Bandırma Spor'dayken, Bandırma Spor'u oynatıyordum. Allah rahmet eylesin. Sağ. Sağ tabii. Öyle mi? Ben telefonla geçen sene görüştüm. Sağ. Sanki öyle gibi geldi. Yani sağ. Özgür. Evet. Gitti gibi. Sağ telefonla görüştüm geçen yıl. Biliyorum. Balıkçılık yapıyorlar. Balıkçılık yok. Evet. Karagümrük'te. Evet. Gidiyordum, görüşüyorduk da. Seneler var görüşmüyoruz şimdi. Ömrünü arttırdık. Tabii. Allah rahmet eylesin dedik. Ömrünü arttırdık. Evet. Tabii o yıllarda size antrenmanlara su bile içirmiyorlar değil mi abi? İşte dalağın şişer, şudur budur diye. Şimdi günümüzde geldiği noktaya bak. Tabii. Evet. Tabii, evet. Öyleydi. Peki, o yıllarda hakemler nasıldı Nazmi abi? Vallahi 2-3 tane hakem biliyorum. İşte bizim Asubay yönetisi biliyorsun, Hayri abi. Hayri abi, tabii Hayri Gökyer'i diyorsunuz. Rahmi,
sağ mı bilmiyorum. Hoca vardı sizin. Beden eğitim hocası. Ali Polat mı? Polat galiba. Ali Polat galiba vefat etti. Onu yaptır ya. Yaptır yani. Yine biraz sonra emeklisi var ismim. Vedat Kalkan vardı. Şu aklıma geldi. Ben yok diğer çıktığınız Vadim Aspor'a çıktığınız maçları yöneten hakemleri soruyorum. Daha mı iyiydi günümüze göre? Daha mı az tabii geçiyorlardı? Tabii şimdi şey yapamıyorum ama. Evet. Herhalde daha iyiydi ama şimdi... Hakem yetişkiler çok daha farklı şimdi değil mi? Tabii. Herhalde daha iyiydi zannediyorum. Peki şu anda Türk futbolu ne durumda sizce? Kalite açısından. Ben şimdi biraz heyecan yapıyorum, maçları pek izlemiyorum. Hangi takım diyorsunuz? Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'tayım, heyecan. Nasıl bakıyorum? Neden? Niye heyecanlanıyorsunuz? Bilmiyorum. Evet, evet. Beni de bir rahatsızlık geçirdim ya. Evet, ameliyattan sonra ürküyorum evet. Ben. Anladım. Sıkıyorum kendimi. Gitmiyorum pek maçlara ama. Ama tabii ki çok farklı şimdi. Yani o günkü futbolla bugünkü futbol arasında büyük fark var. Evet. Bir defa malzeme önünden var, stat önünden var. Efendime söyleyeyim, anlayış önünden var. Kondisyoner farklı, farklı, işte efendim, doktorları farklı. Bizim zamanımızda ne masör vardı ne bunlar. Ben PTT'de gerçi birincilikteyken masör gördüm. Evet. Masörle çalıştım evet. Bunlar. Ama şimdi doktorundan tutuyorum. Skolar bile var doktorun. Tabii canım, tabii canım. Ya bu kadar uzun, kaç yıl oynadınız spor? Aşağı 9 sene. 9 sene. Peki Bandırma Spor'da güzel anılarınız vardır değil mi? Muhakkak vardır da. Valla hatırladığım 3-5 tane vardı. Tam şey olarak, şimdi biz bir onu isteyeceksen söyleyeyim. Tabii tabii, dinleyelim tabii. Düzce'ye gittik galiba. Rahmet, şey, Özkay tabii rahmetli. Özkay, Özkay var, maç oynanıyor. Biz pek Düzce küme düşecek. Gol yapmak istemiyoruz tabii. Girişmesin falan diye. Sinan Vardar vardı o zaman şeyde. Evet, evet. Şimdi Beşiktaş'ın yönetimcisi. O falan oynuyoruz. Portakallar şeyler yağıyor bize. Maç 0-0 falan. Şeyde Sinan da kaptan diyor rahmetli şeye Özkay abi. Bunları atıyorum sana diyor portakalları diyor. Baştan sonra yeriz falan diyor. Serazettin abi de rahmetli antrenörümüz. İşte portakallar bilmem neler yağıyor ama zıbır zıbır bitti. Yalnız tam hatırlamıyorum evet, kime evet. Düştüm edince. Evet. Düşmedim bilmiyorum. Maç bitti. Bir ara seyirci fırladı sahaya. Sinan'a kızıyorlar. Sinan'a takışmaya başladılar. Bize takışmaya başladılar. Sinan koşuyor. Şeye, Özkay abiye kucak açtı rahmetli. Abi kurtar beni. Gelme, gelme diyor Özkay. O kendini kurtarma lazım. O kendini kurtarma lazım. Özkay başka tarafa, biz başka tarafa neyse kaçtık. Evet. Soyma odasına. Rahmetli Seracettin abi kapıya başladılar bunlar saldırma. Falan derken Seracettin abi dışarıda kalmış. Bir aç kapıyı, aç kapıyı diyor ama biz tabii korkuyoruz kapıyı açsak kabiliyetleri saldı. Meğer Seracettin abi dışarıda kaldı. Ulan dedi girdi içeriye, ne açmıyoruz kapıyı. Bana başladılar yumruk atmaya bilmem ne. Ama devam ediyor iş. Bizim büyük Cengiz. Evet. Rahmetli oldu. Rahmetli oldu evet. Bir ara sinirlendi bu elinde takıya var. Bırakın beni dedi. Bakın Özkay da rahmetli dedi. Bırakın bakalım ne yapacak dedi. Allah kahretsin de takıyı dışarıya çıksa parçalayacak falan. Evet, buna evet. Benzer bir sürü şeyden evet, oldu. Evet. Tabii polis güvenlik gücüyle çıkmışsınız da baştan yüzünüz yani. Ne kadar şey olsa evet. Tabii adamlar sinirli yani. Evet. Çalmaya çalışıyorlar biz vermedik falan. Yalnız tam hatırlamıyorum düştü mü düşmedi mi. Çok geçti. 40 sene kaçtı. Tabii o yıllarda bir hatır şikeleri, teşvik filmleri vardı. Ben oynadım yani. Birkaç sene ben de sporda oynadım. Evet. PTT'de oynadım, şöyle oynadım PTT'de yani. Atış şikesi hakan. Atış şikesi. Beş kuş para kimse. Şimdi biz daha gençler birliği hariç. Ankara'da 6 takım daha vardı. Birinci ligde oynadığımız zaman. Hepsi birbirine çok saygılı ve sevgiliydi. O zamanki şeyde Kızılay'da işte Milka, Angora, Parisyen pastaneleri vardı. Bütün biz bu futbolcularla oralarda. Konuşurduk arkadaşlık. Fakat gençler böyle futbolcuları. Yanımıza sokulmazlar. Komünist takımlar, kızıl yıldızlar, kırmızı yer falan. O hariç
Bütün maçlarımız son, ikinci devre. Bütün maçlarımız derken şunu söylemek istiyorum. Çata çata oynanırdı ilk maçlar. Yani ilk devreki maçlar. İkincide kimin ihtiyacı varsa ona şey yapardı. Bir hiç unutmam, Hacettepe maçıydı zannediyorum. Hacettepe'yle yine şey durumu var. Sakat bir durum var. Demirspor maçıydı. Ya Hacettepe'ye Demirspor. Süpyan gündeydi Arap Süpyan. Tam hatırlayamıyorum. Bir pozisyon oldu. Yine 0-0 oynuyoruz. Arap Süpyan. Kalede Cavit var. Bir top geldi. Kaleci boşa çıktı. Bizim Arap Süpyan'ın kafasına çarptı girdi. 10 dakika falan var maçın bitimine. Ertan Atatürk'e santrofor oynuyor bizde. Efer oldum, ben sağa çıkıp falan. Ama şeyde çamur biraz. Bizim 19 Mayıs'ın ceza sahası içi, santre içi genellikle çamur. Hacettepe maçı tabii. Şey oynuyor. Baskın abi. Kalede. Şimdi öyle bir pozisyon oldu, gol yiyecekler ama. Orhan Şeref Abak rahmetli türbünde. Federasyon başkanı. Federasyon başkanı 5-6 dakika var. Ama iyi kötü onlar da biliyorlar işi. Böyle bir top geldi. Ben baskın bir Surat abi. Surat vardı o zaman, onun daha yaşlısı. Ben böyle topa vurdum. Top sağ tarafa doğru çok yavaş yavaş gidiyor, çamur da var. Takıldı. Sonra bir piyancam Surat abi. Top kaleyi bir karış geçti, gol oldu. Evet. Bir arkanın şey, türbünler başladı. Şikker izlendi. Tabii yok. Oradan şey yapamak gülüyor. Evet. Yok bir var. Ya resmen yaptınız. Şey yaptık yani. Evet. Bir bitti maç neyse. O şeylerde Bandırma Spor'da oynadım. Deniz ne maçıydı? Denizli maçıydı galiba. Ben bilmiyorum, bana söylemediler. Ben alıyorum sağdan götürüyorum. Evet. Bağırıyormuşlar oradan bana. Ulan nereye gidiyorsun? Şey, yine Selahattin abi herhalde. O benim transferimden de ben oldu. Şeye Denizli'ye. Ben tabi olur. Sonra uyandım işe. Ve anlaşmalı maçmış. Anlaşmalı maçmış. Türkiye Kupası maçında Bandırma Spor çeyrek finali Galatasaray'la oynadığı maçta var mıydınız değil mi? Var. O da çok... İstanbul'da yoktum, askerdim o zaman. Orada 0-0 maçta vardı. 0-0 maçta vardım. Evet. Çoğu da zaten arkadaşım da onlar. Evet. Geçmişli takımlar, Yasin, Gökmen. Tabii. Ondan sonra... Bayanlar, Bayan Elmas. Santrofor, Osman. Evet. Hepsiyle beraber resimlerimiz var yani. Peki Nazım abi, anılar bitmez tabii. Tabii. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bandırma Spor'a büyük emek verdiğiniz zamanda. Çok uzun bir hayat olmadan. Ama yine bayağı katkılarınız oldu. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler, bugün Bandırma Spor'un eski futbolcularından Sayın Nazım Yılmaz'la birlikteydik. Bir başka gün, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.